Bekir Hazar. Operasyon Boston Maratonu'nda bomba patladı, Amerika sarsıldı, Çeçen Tısarniyev kardeşlerdi bombacılar. Aynı zamanda da bir amcaları vardı. Bombacıların amcası da FETÖ'nün bir numaralı destekçisi CIA koordinatörü Graham Fuller'ın damadıydı. Üzeri kapatıldı gitti. Seddik Maten diye bir adam vardı. CIA'nin Afganistan'da kurduğu Paya Mafkan kanalında program yapıyordu. CIA'in Amerika'da perde arkasından yönettiği bir yayın organından da maaş alıyordu. Amerikalı gazeteci Daniel Hopsicker'da da Seddik Maten CIA ajanı diye yazıyordu. İşte bu Seddik'in bir de oğlu vardı. Adı Ömer Maten'di. Babası CIA'ye çalışan Ömer Maten'e CIA'in yönettiği G4S adlı özel güvenlik şirketi iş teklifinde bulundu. Aralarında neler konuşuldu bilemiyoruz. Ancak babası siyayete çalışan Ömer bu tekliften sonra Orlando'da bir bara gitti, 50 kişiyi öldürdü gözünü kırpmadan. Televizyonlar, medya, algı borazanları Müslümanlar terörist diye bağırdılar. Kimse siyayete çalışan babayı ve siyayın iş teklif ettiği oğlunun karanlık ilişkilerini sorgulamadı. 2017'de bu satırlarda aktardım sizlere. İstihbarat örgütleri toplumu bir yere yönlendirmek isterse, yukarıda bahsettiğimiz şekilde kullanışlı elemanlarla iş görüyordu. Bugün Fransa'da yaşanan da budur. Fransa'da 700 bini Türk, 8 milyona yakın Müslüman yaşıyor. Yüzlerce cami ve dernekle bunlara ait binlerce gayrimenkul bulunuyor. Camilerin %60'ına Türkiye'de eğitim görenler imam oluyor. Diyanetten maaş alıyor, dernekler sayısız gayrimenkulü Diyanet İşleri Başkanlığımıza bağışlıyor. Fransa hem bu cami ve derneklere ait gayrimenkullere el koymak istiyor hem de bunlardaki Türkiye nüfuzunu bitirmeyi planlıyor. Nitekim Macron Aralık ayında da Müslümanlara ait her şeye müdahale etme, sorgusuz sualsiz el koyma anlamında bir yasayı oylamaya sunmaya hazırlanıyor. Fransa İçişleri Bakanı Gerard Darman'in de cinayetlerin hemen akabinde ilk etapta 50'den fazla Müslüman derneğin faaliyetlerinin incelendiğini açıklayıverdi. Oho maşallah idi durumlar. Aynı zamanda ülkede ırkçı oylar arttığı için Macron da faşist parti lideri Löpen'den oy çalabilmek adına istihbaratın her türlü kirli oyununa olur verdi. Seçim meydanlarında, televizyonlarda ırkçı Löpen'in karşısında aciz kalmamak için şu kadar Müslüman dernek ve camiyi kapattım diyerek ırkçılardan oy devşirecek. Gelelim istihbarat operasyonlarına. 2 Ekim 2020 Fransız Dış İstihbarat Servisi DGSE'nin önemli bir yetkilisi, Paris'e 30 kilometre uzaklıktaki College Boys görevli tarih öğretmeni Samuel Paty'i ziyaret etti. DGSE yetkilisi Pati'ye ifade özgürlüğü dersinde Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in karikatürlerini yayınlayan Şerli Hebdo dergisini göstermesini istedi. Pati de 4 Ekim tarihinde istenileni yaptı. Ardından bu sosyal medyada yayıldı. Pati ölüm tehditleri aldığını polise söyledi, koruma talep etti, verilmedi. 11 Ekim 2020 Abuzid Anzorov oğlunun kayıp olduğunu polise bildirdi. 16 Ekim 2020, Samuel Paty başı kesilerek öldürüldü. Daha önceki birçok terör saldırılarında olduğu gibi terörist hemen bir operasyonla öldürüldü. Terörist olarak açıklanan kişi Abdullah Abiyedovic Anzorov'du. Rus asıllı Çeçen Müslüman. Abdullah'ın babası Abu Ezid kendisi ve tüm ailesi için Mart ayında Fransa'da oturum almıştı. Yıllarca beklediler ve artık oturum almışlardı. Ancak cinayette birçok çelişki vardı. Abu Zeyd Anzorov oğlunun kaçırılıp öldürüldüğünü ve Samuel Paty cinayetinin Fransa istihbaratı tarafından tasarlanıp gerçekleştiğini ve suçun da oğluna atıldığını söylüyor. Yıllarca bekle, oturum izni al ve sonra oğlunun cinayet işlemesine kadar inandırıcı. Nis'te kilise saldırganı ve 3 kişinin katili olarak açıklanan Tunuslu göçmen Brahim, Avustralya'nın Nazi yanlısı sağcı örgüt Generation Identity üyesi olduğu ve İslam karşıtı olduğu ortaya çıktı. Hem Tunuslu hem de Nazi örgütü üyesi olmak mümkün mü? Eğer istihbarata çalışıyorsan son derece kolay. Hemen İslami faşizm diye nara atan Fransız bakanlar yalanların üzerini kapatmak için Brahim Ausay'nin Tunus'tan bir tekneyle Fransa kıyılarına ulaştığını, ülkenin ulusal güvenliği için Akdeniz'de olmaları gerektiğini açıkladı. İyi mi? Elemanlar saldırtılıyor. İçişleri Bakanı Allahu Ekber dedi diye nara atıyor. Macron'dan eğitim bakanına kadar önüne gelen İslamcı bir terör saldırısıyla karşı karşıyayız diyerek olayın üzerine atlıyordu. Unutmayın Ankara'da Rus elçiyi öldüren FETÖ'cü de Allahu Ekber diyordu ve FETÖ de CIA'ya bağlıydı. CIA'den talimat gelmeden FETÖ asla bir Rus elçiyi öldürmeyi göze alamazdı. Bekir Hazar, Takvim Bercan Tutar, eğer Trump kazanamazsa iç savaş çıkar. Korona salgını, ırkçılık karşıtı protestolar ve ekonomik krizin pençesindeki Amerika iki gün sonra 3 Kasım'da sandık başına gidiyor. Beyaz Saray dışında kongre, eyalet ve yerel yönetimdeki koltukların sahipleri de belirlenecek. Ülke tarihinin en kritik seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'la Demokratların adayı Joe Biden başkanlık için yarışıyor. Küreselcilerin temsilcisi Biden anketlerin favorisi olarak lanse ediliyor. Yerelcilerin adayı Trumpsa sandıkların sürpriz atı olarak biliniyor. Nitekim 2016'da kimsenin şans tanımadığı Trump son düzlükte yaptığı ataklarla Hillary Clinton'ı geçmeyi başardı. Salı günkü seçimlerde de benzer bir sonucun yeniden yaşanması şaşırtıcı olmayacaktır. Zira bütün bulgular Donald Trump'ın yeniden kazanma ihtimalinin oldukça arttığını gösteriyor. Bunun en büyük kanıtı da konuşmakta dahi zorluk çeken Uncle Joe lakaplı Biden'ın propagandacısı kartel medyanın anket rakamlarında yaptığı revizyonlardır. Bir ay önce Biden'ı Trump karşısında en az %12 ile 14 farkla önde gösteren CNN, ABC, New York Times ve Washington Post gibi merkez medya organları seçimlere bir hafta kala iki rakip arasındaki farkı Biden lehine %4'lere son iki günde ise %2'ye kadar düşürmek zorunda kaldı. Amerika'ya anketlerden ve medyanın sığ ideolojik merceğinden değil de sahadaki gerçeklerden bakınca bütün olumsuzluklara rağmen halkın yine de Trump'ta ısrar etmesi aslında piyasa uygarlığı ile militer kapitalizme dayalı liberal sistemin artık her düzeyde tükendiğine işaret ediyor. Bu anlamda Trump içeriden ve dışarıdan tıkanan Amerikan ekonomi politik rejiminde bir devrimi temsil ediyor. Cumhuriyetçi Trump bu nedenle family value aile değerleri diyebileceğimiz sağlık, ekonomi, istihdam, eğitim ve güvenliğe dayalı bir strateji izlerken, Demokrat Biden daha çok Campus Value, kampüs değerleri denilen çevre, cinsiyet ve azınlık hakları benzeri kozmopolit sosyokültürel konulara öncelik veriyor. Haliyle salgın, işsizlik ve ırkçı şiddete rağmen bu seçimlerde de en belirleyici etken yine 2016'daki gibi halkın sistem değişikliği talebi olacak. Çünkü Amerika'daki büyük çoğunluk artık uluslararası finans kartelleri ile küresel şirketlerin ülkeyi yönetmesine, ekonomiyi tekellerine alıp adaleti ve eşitliği istismar etmesine, yüksek bürokrasiye sızarak kendi derin devletlerini kurmasına, lobiler ve medya üzerinden Amerikan Kongresini şekillendirip halkın iradesini ipotek altına almasına isyan ediyor. İşte bu yüzden salgın, ırkçı şiddet ve artan işsizlik üzerinden Trump'ı hedef alan kampanyalar ters tepiyor. Nitekim 25 Mayıs'ta siyahi George Floyd'un öldürülmesiyle ırkçı karşıtı protestoların fitilinin ateşlendiği Minnesota eyaletindeki anketlerde Trump'ın Biden'ı sollaması dikkat çekici. Pensilvanya, Florida, Wisconsin ve Georgia gibi çekişmeli eyaletlerde de Trump rakibiyle başa baş durumda. Ters tepen ırkçı protestolardan sonra halk güven ve istikrarın adresi olarak Trump'a yönelmeye başladı. Salgına rağmen ekonominin 3. çeyrekte gösterdiği büyüme ve 30 milyonu aşan işsizlik rakamının 18 milyona kadar düşmesi de Trumpa eğilimi yeniden güçlendirdi. Dolayısıyla Türkiye düşmanı Joe Biden'ın kazanması aslında Amerika'nın kaybetmesi anlamına gelecektir. Eğer Trump kazanamazsa ülkede iç savaş çıkar. Siyahilerden sonra sokaklara bu kez öfkeli beyazlar dökülür. İşte o zaman bırakın Türkiye ile uğraşmayı Uncle Joe'nun başını kaşıyacak vakti bile olmayacaktır. Bercan Tutar, Sabah Mahmut Öğür, Yılmaz, Çiller ve Akşener Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın erken ölümü herkesi üzdü. Rahmetli ile en son 15 Temmuz sonrası New York'ta karşılaşmıştım. Bahçeşehir Üniversitesi'nin Amerikalılara FETÖ'nün hain darbe girişimini anlatmak için düzenlediği panelin yöneticisiydi. Yılmaz panelin açılış konuşmasında darbe karşısında Amerika'nın tavrını eleştirerek şöyle diyordu. Türk halkı 70 yıldır Amerika'ya demokrasiye ve laikliğe destek olacak gözüyle baktı. Ve 15 Temmuz'da Türkler Amerika'nın desteğine çok ihtiyaç duydu ama ne yazık ki bu desteğin gelmesi çok uzun sürdü. Türk halkını ilk tebrik eden Putin oldu, bunu söylemekten üzüntü duyuyorum. Yılmaz'ı bu anlamlı tespitiyle hatırlatarak sözü siyasi hayatında en çok çekiştiği yine eski başbakanlardan Tansu Çiller'e bırakmak istiyorum. Çiller, Yılmaz'ı rahmetle anarken geçmişte yaşanan gerginlikleri bir yana bırakıyor ve koalisyonlara ilişkin önemli açıklamalar yapıyordu. Demokrat Parti'nin devamı partilerin darbelerle kapatıldığını, bölünmeler yaşandığını anlatan Çiller şöyle diyordu. Böyle bir ortamda rekabet kaçınılmaz oluyordu. Bunu bizzat Doğru Yol Partisi yasaklı olduğu zaman siyasete girdiğimde, siyasi darbelerin ve yasakların neye mal olduğunu ve siyaseti ve milletimizi nasıl hırpaladığını yaşayarak gördüm. Bunun canlı bir tanığıyım, bunu özellikle gençlerimize aktarmak isterim. Çillerin üstüne basa basa yakın tarihimize ışık tutacak nitelikte diyerek gençlere söylediği şey aslında bugünün de konusu olan başkanlık veya parlamenter sistem kıyaslamasıydı. Çiller DYP-SYP koalisyonunu hatırlatarak şöyle diyordu. Çiller kaçan fırsat olarak Telekom'un sadece bir T'sinin 40 milyar dolara özelleştirileceğini hatırlatıyor ve sözü başkanlık sistemine getiriyordu. Parlamenter sistem belki bizim gibi olmayan Avrupa ülkelerinde iyi işleyebiliyor. Ancak bizim gibi coğrafyalarda terör mücadelesi olan, dış politikada etrafının sarıldığı bir noktada koalisyonlarla idare olunmasını son derece güç bulduğum için her zaman başkanlık sisteminden yana oldum, buna inandım çünkü yaşayarak gördüm koalisyonları. Dark yerine Borgen izlese. Buraya bir nokta koyup bugüne dönelim. İlginçtir bugün o merkez sağdan gelen siyasi aktörlerin önemli bir kısmı Çiller'in yaşayarak gördüğü gerçeği değil, tam aksine ağırlıkla koalisyon üreten parlamenter sistemi görüyor. Bunların başında da bizzat Çiller'in bakan yaptığı İyi Parti Genel Başkanı Meral Akçener var. Akşener ne olduğu henüz belli olmayan güçlendirilmiş parlamenter sistem öneriyor ama en güçlü sisteme sahip Avrupa ülkeleri bile koalisyonlara mahkum eden o sistemden kaçmak için çaba harcıyor İtalya örneği ortada. Acaba Akşener yaşayarak göremediği bu gerçeği izleyerek görmek ister mi? Bir süre önce siyasetin gündeminde bir Netflix tartışması vardı. Dark'ın son sezonunu bile merak edecek kadar Netflix izleyen Akşener'e bir önerim var. Borgun'u izlesin. Danimarka'da 2010'larda yayınlanan o dizi şimdi Netflix'te. Seneye yeni bölümleri çekilecekmiş. Akşener siyasi ilişkileri gerçekçi anlatan bu diziye biraz vakit ayırıp en azından ilk sezonunu izlerse koalisyonların bir Avrupa ülkesinde bile nasıl rezillikler ürettiğini görür ve siyasi hayatına Dark'tan daha anlamlı bir katkı yapar. Mahmut Övür Sabah